Bloomberg HT ekranlarında ana habere hoş geldiniz. Ana habere Merkez Bankası'nın son haftalarda attığı adımlarla başlayacağız. Merkez son 4 haftada attığı adımlarla salgın döneminde piyasaya verdiği likiditenin bir kısmını geri çekti. Ortalama fonlama faizi 1 puanın üzerinde yükseldi. Merkez Bankası 18 Temmuz'dan bu yana piyasaya verdiği ilave likiditeyi azaltacak 4 adım attı. İlk adım olarak yabancı para zorunlu karşılık oranları artırılmıştı. Söz konusu oranlar tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 bas puan yukarı çekildi. Alınan bu kararla piyasadan yaklaşık 9.2 milyar dolar tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekileceği tahmin edilmişti. Gevşeme sürecinde bankacılık sistemine toplam zorunlu karşılık oranları yoluyla 14.3 milyar dolarlık likidite sağlanmıştı. Merkez Bankası'nın ikinci adımı bayram sonrasında geldi. 6 Ağustos'ta hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı açıklandı. Böylelikle ağırlıklı ortalama fonlama faizinin artması sağlandı. 7 Ağustos'ta ise piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü. Bu kararın sadece 2 işlem günü sonrasında da bu imkan tamamen kaldırıldı. Merkez Bankası ayrıca 7 Ağustos itibarıyla haftalık repo ihalesi açmayı da bıraktı. Atılan bu adımlarla ağırlıklı ortalama fonlama faizi uzun süre sonra politika faizinin üzerine çıktı. 16 Temmuz'da %7.34'e kadar gerileyen ortalama faiz 10 Ağustos itibarıyla %8.32'ye yükseldi. Alınan son kararlar sonrası bu oranın %8.42'ye yükselmesi bekleniyor. Hedefli ilave likidite imkanı kapsamında verilen likiditenin kademeli olarak çekilmesiyle faizlerden artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımları, BDDK'nın aktif rasyosu konusundaki yeni düzenlemesi, bu salgın döneminde piyasaya verilen desteğin, likidite desteğinin belki bir miktar kademeli olarak da geri çekilmesine yol açıyor gibi görünüyor. Faizlerde de son dönemde az da olsa bir yükseliş söz konusu. Piyasa faizlerinden bahsediyoruz. Yine gayrimenkul sektöründe, konut kredi faizlerinde de bir miktar yükseliş olduğu haberleri geliyor. Bunu konuşacağız. Faizlerdeki yükselişin hem sektörü etkisi ve gayrimenkul sektörü değerlendireceğiz. Makbule Yönel Maya, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü karşımızda. Makbule Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biz haberde bir miktar aktardık, yani Merkez Bankası tarafı attığı adımlar piyasada da konut kredi faizlerinde, bankacılık sektöründe faizlerin az da olsa, tabii çok sert değil ama bir miktar yükselişe geçtiği ifade ediliyor. Nedir son durum, sizden alalım, ek sorularım olacak yine sektöre dair. Tabii ki şimdi Haziran ayı itibariyle konut kredi kampanyasında ilk el konut satışlarında 0.64, ikinci el konut satışlarında da 0.74 faiz oranlarıyla karşılaşıyorduk. Kampanya geçtiğimiz hafta itibariyle bitirildi ve buradaki hem ödemesiz dönem hem de konut kredisi faiz oranlarında da yükselmeler meydana geldi. Şöyle ki şu anda eğer ilk el ya da ikinci el hiç fark etmiyor. İkisinde de artık aynı oranlar geçerli. Eğer İstanbul, Ankara ve İzmir'deyseniz 500 bin TL'ye kadar olan satın almalarda kredi dilimlerinde 0.87 oranıyla kredi kullanabiliyorsunuz. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde ise 300 bin TL'ye kadar yine 0.87 aylık bazda konut kredisi faiz oranıyla kredi kullanabiliyorsunuz. Bu limitlerin dışındaysa kullanacağınız kredi miktarı, dolayısıyla satın alacağınız ev, o zaman 0.99 kredi faiz oranı artık geçerli an itibariyle. Evet Makbule Hanım, bu şu anlama geliyor mu, artık konut kredi faizlerinde önümüzdeki dönemde düşüş görmeyiz? Ek bir düşüş olmaz ya da faizlerde yön yukarı mı demek? Çünkü geçen haftadan bu yana baktığımızda mevduat faizlerinde de yukarı doğru hareketlenme olduğu yine konuşuluyor. Biz de izliyoruz, bakıyoruz. Bundan sonrasına ilişkin, yani önümüzdeki döneme dair konut sektöründeki faizler için ne söyleyebiliriz? Tabii çok haklısınız aslında Barış Bey. Şimdi 0.99'a gelmesi bu hem mevduat faizleriyle hem fonlama maliyetleriyle hem de genel ekonomik gelişmelerle çok çok ilintili bir durum. Bu bence geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan kampanya gerçekten de tarihi bir kampanyaydı. Yani
bir yıl ödemesiz dönemle konut kredisi kredisi kullanmak Türkiye tarihinde söz konusu olmamıştı. 0.99 ya da işte 0.87 artık limitlere göre değişmekle beraber bu iki kredi faiz oranları aslında birazcık da bana yılın başını hatırlatıyor. Biz Ocak ayına da aslında aylık ağırlıklı ortalama olarak 0.99 aylık bazda konut kredi faiz oranıyla başlamıştık ve o tarihte de açıkçası aylık bazdaki satışlara baktığımızda Türkiye'de 100 ile 110 bin arasında değişen adetlerde konut satılıyordu ve bizim açımızdan baktığımızda da işlerimiz en azından 2019'a göre daha iyiydi konut değerlemesi, bankalara yapılan konut değerlemeleri anlamında. Dolayısıyla sanki bundan sonrası Eylül ayı itibarıyla birazcık yılın başına benzer şekilde geçecektir diye düşünüyorum ben. Makbule Hanım, bir de fiyatlara bakalım isterseniz. Uzun sürenin ardından biz konut fiyatlarında, başta İstanbul olmak üzere, buna İzmir'i de belki ekleyebiliriz, enflasyonun üzerinde konut fiyat artışlarını görmeye başladık. Bu tabii düşük faizin etkisi hep konuşuldu, biz de ifade ettik. Yani faizler bu kadar düşünce bir anda hem sıfır konut fiyatlarında hem de ikinci el konut fiyatlarında bir anda hızlı bir şekilde yukarıya gidildi. Fiyatlara ilişkin ne söyleyebiliriz? Yani eğer faiz cephesi biraz daha tırnak içerisinde söyleyelim, yani normalleşiyorsa, bu ek teşvikler hafif hafif geri çekiliyorsa, fiyatlara ilişkin ne söyleyebiliriz? Fiyatlardaki artış duracak diyebilir miyiz ve fiyatlar noktasında şu an nasıl bir tablo görünüyor? Aslında burada bu kampanyanın etkisiyle bu konut satış rakamları çok çok yükselmeye başladı ve hakikaten aylık bazda Mayıs ayı konut fiyat endeksinde aylık bazda %6.43'lük, yıllık bazda da %23'ler seviyesinde bir artış vardı. Türkiye'de daha önce yıllık bazda biz en fazla %17.62'leri görmüştük yıllık bazda artışta. Burada tabii paranın zaman değeriyle bence bu çok alakalı bir durum. Siz bir yıl sonra ödemeye başlayacağınız için o konut satış fiyatları da çok hızlı bir şekilde, ortalama 2 hafta içinde, biz bunu yaptığımız değerlemelerde o kadar net gördük ki, 2 hafta içinde çok artmaya başlamıştı. Benim bundan sonraki beklentim, fiyatlar yavaş yavaş en azından Haziran-Temmuz ayında olduğu gibi yükselmeyecektir. Diğer taraftan satış adetleri de azalacağı için, çünkü talebin azalması söz konusu olacaktır bu rakamlarla, bu faiz oranlarıyla birlikte, fiyatlar da bir miktar geriye gelecektir. Dolayısıyla ben o fiyat artışlarını artık Haziran'da da, evet, konut fiyat endeksi Haziran ayı için açıklandığında da çok ciddi bir artış göreceğiz. Ama Temmuz ayından sonraki aylarda bu artış hızını düşürecektir diye düşünüyorum. Peki son olarak Makbule Hanım, isterseniz bu yılki satış hedeflerine, tahminlere bakalım. İşte 6 ayda 1 milyonu aştı. Normal zamanlarda nasıldır? Yıllık satışlarda nasıl bir sene kapatırız? Sizden bu konudaki fikrinizi alalım. Tabii Türkiye'de verilerin açıklandığı tarih itibariyle en fazla konut satış adedi yıllık bazda 1 milyon 378 bin lira çıkmıştı 2 yıl önce. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 345 bin adetle kapandı. Bu yıl birazcık daha iyi olacaktır. Yani Temmuz ayında 141 bin adet sadece ipotekli satışların olduğu açıklandı geçtiğimiz haftalarda yine. Dolayısıyla sanki bu rakam yıl sonunda 1 milyon 400 bin lira, bu konjonktürde de devam edersek görürüz gibi görünüyor. Peki, Makbule Yönel Maya, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü bizlerleydi. Yorumları için kendisine teşekkür edelim. Biz biraz da turizm sektörünü konuşacağız. Rus turistler yeniden Antalya'ya, Bodrum'a gelmeye başladı. 1 Ağustos'ta İstanbul'a açılmıştı ve Ankara'ya uçuşlar başlamıştı. Artık bugün itibariyle Antalya, Dalaman ve Bodrum'a Rus turist kafileleri inmeye başladı. Bunu konuşacağız. Sayın Ülkay Atmaca karşımızda olacak. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı. Ülkay Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, sağlıklı akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederiz. Hani biz biraz tabii sevinerek, mutluluk içerisinde bu haberi veriyoruz. Yeniden Rus turistler Türkiye'ye gelmeye başladı diye. İsterseniz önce bir potansiyeli anlatın. Bizim için ne kadar önemli Rus turistlerin gelişi, önceki seneler ve bu seneye dair beklentileri konuşuruz ama öncelikle isterseniz bu Rus turistlerin Türkiye'ye gelişinin öneminden bahsedelim. Aslında 10 Ağustos bizim için 1 Mayıs Rus bayramı gibi oldu çünkü 2016 krizi haricinde son yıllarda en çok ülkemize turist gönderen ülke Rusya'ydı.
2019 yılında tüm zamanların yolcu rekorun, turist rekorun kırıldığı 2019 yılında Türkiye'ye 7 milyon, Antalya'ya 5 milyon turist gelmişti. Rus pazarı çok hareketli, çok dinamikleri olan bir pazar. Dolayısıyla bizim için, özellikle Antalya, Türkiye için çok önemli bir özelliği var Rus pazarının. Çok hızlı hareket edebilen, çok hızlı günlük hayata reaksiyon veren bir ülke. Dolayısıyla Rus pazarının gelmesi hakikaten bizim için bayram oldu. Çünkü 1 Haziran'da normalleşme süreciyle başlayan süreçte Türk misafirlerimizle tesislerimizi açmaya başlamıştık. Akabinde İngiltere, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerin de uçuş yasaklarını kaldırmasıyla birlikte yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştık. 10 gün önce Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırmasıyla birlikte morallerimiz biraz düzelmişti. En son dün itibariyle charterların kısıtlı olsa, yani Rostov, Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman bile olsa, dün bir anda 70-80 uçakla 23 bin Rus turist geldi. Bu ilk gün için müthiş bir başarıydı. Hani hakikaten can suyu oldu. Çünkü 5 ay sonra uçuşların başladığında ilk günde 23 bin turistin gelmesi müthiş bir rakamdı. 20 binler hakikaten bir anda bizi de sevindirmiş ve sizi de sektörü sevindirmiş gibi görünüyor. Şunu soracağım Ülker Bey, yani ne kadar bir kayıp var şu ana dair? Geçen sene sadece Antalya'ya 5 milyon dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, Antalya 5 milyon, Türkiye genelinde 7 milyon Rus turist ağırladı 2019 yılında. Türkiye 7 milyon, sadece Antalya'ya 5 milyon. Şimdi bir süre kaçırıldı yani. Ağustos'un ortasına geldik. Sezon hani yarısını geçtik herhalde. Bitmeye belki yaklaşıyor. Bu kaybın, yani 7 milyonun diyelim, biz ne kadarını acaba telafi edebiliriz? Bu konuda hiçbir tahmininiz ya da bir çalışma var mı? Henüz çok erken, daha çünkü hani tam bir Türkçe tabiri dün bir bugün iki. Hı. Çünkü dün çok hızlı başladı. Eğer bu seyir devam ederse umarım iyi rakamlara ulaşacağız. Ancak dediğim gibi hani dün bir patlama yaşandı. Bunun devamı gelip gelmeyecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ilk günden 23 bin Rus turistin Antalya gelmesi çok umut verici. Çok umut, hakikaten keyifleri yerine getiren, moralleri düzelten bir gelişme oldu. Çünkü 5 aydır Sayın Cumhurbaşkanımız da dediği gibi her şeyin yoluna girmenin tek sektör turizmdi. Yavaş yavaş biz de normale dönmeye başlıyoruz. Eski sayılar bulmakta zorlanacağız. Çünkü geride boş bıraktığımız bir Mayıs, Haziran, Temmuz, hatta Haziran Ağustos'un yarısı var. Dolayısıyla sezon uzayacak mutlaka, şu anki görüntü o. Yani Ekim, Kasım'ı da yoğun geçeceğini planlıyoruz ve düşünüyoruz. Ne kadar telafi edilebilir? Bunu uçak planlamaları ve gelen talepten sonra konuşmak daha iyi olur. Ekim ve Kasım'da da geliyor muydu Rus turistler Türkiye'ye? Şöyle söyleyeyim, son iki kıştır Antalya kışın bile çok ciddi Rus misafir ağırlıyorduk. Çünkü Rusların çok tercih ettiği, özellikle iklimin iyi gittiği günlerde, yani Moskova'da işte -15-20'ler yaşanırken, Antalya'da 20-25 derece çıktığı zamanlarda bile özellikle Türk kökenli Türk operatörleri uçak koymuşlardı. Bunun son birkaç kışta da hakikaten bunu çok güzel meyvesini yiyorduk. Ta ki pandemi başlayınca kadar. Ben mesela kendi çalıştığım otelde 27 Mart oteli kapattığında 45 odadan fazla bir Rus misafirle kapatmıştık. Bu mümkün olmayan bir sayıydı. Daha önceki yıllarda mümkün olmayan bir sayıydı. Evet, yani kabaca bir hesap yapıyorum. Şöyle 4 ay daha devam etse, madem Kasım diye ifade ettiniz, bir de günlük 20 bin hani bu yoğunlukla gelseler 2-2,5 milyon arası. Belki hani çok iyi tabii bir senaryo ile bu. Her gün çok iyi bir senaryo. Çok iyi bir senaryo ile bir hani 2 milyonu yakalarsak bu sene iyi gibi, ama tabii bilemiyoruz, olur mu olmaz. Çünkü ikinci dalga korkuları, endişeleri var. Ama Rusya'dan bugün gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'in aşıyı bulduk. İyi bulduk. Ve bunu kaydettik. Hatta kızına da yaptırdığına dair haberi de ifade etti Putin. Bu tabii gerçekleşiyorsa ve böyle bir şey varsa belki bunun da olumlu etkisini görebiliriz. Şunu da soracağım Ülker Bey izninizle. Otellerde durum nasıl? Otellerimizin ne kadar açık? Sayın Bakan bu pandemi başlangıcında otellerimizin yarısını açabilirsek başarı demişti. Bayramda bir yoğunluk olduğunu biliyoruz. Özellikle iç turizm açısından. Şimdi Ruslar da gelmeye başladı. Ukraynalılar zaten vardı. Belki Avrupa'dan, Almanya'dan turist ağırlayacağız. Otellerin, yani bu saatten sonra mesela açılacak otel var mı turizm sektöründe? Hani henüz açılmamış ama bu haberlerle açılacak. Biraz da sektörü değerlendirmenizi rica edeceğim. Memnuniyetle. Sayın Bakanımızın öyle bir tespit olmuştu. Tespit de doğruydu. Ancak Almanya'nın seyahat uyarısını 31 Ağustos'tan 4 Ağustos'a çekmesi bir hareketlilik kazandırdı.
İş pazar sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. 1 Haziran'da otellerimizi açtığımızda, güvenli sertifikayla çıktığımızda, güvenli turizm sertifikasıyla çıktığımızda bize inanılmaz destek verdiler ve yaptığımız doğru şeyleri gördüler, daha da fazlalaştılar. Akabinde diğer ülkeler başladı. Şimdi açmayı düşünmeyen birçok tesis Almanya'daki erken gelişme ve Rusya'daki uçakların erken alması nedeniyle birçok tesis açıldı. Oran olarak bir şey söyleyeyim belki yanlış olur ama şunu biliyorum. Açmamayı düşünen birçok meslektaşım son 2 hafta içerisinde Kurban Bayramı, Almanya'daki seyahat uyarısının kalkması ve Rusya'daki charter seferlerinin 10 Ağustos almasına nedeniyle ilgili birçok tesis, hiç açılmayacak tesis açıldı. Özellikle Kemer Göynük ve tarafındaki birçok tesis Kurban Bayramı'nda tesisler açtı ve açmaya devam eden tesisler var. Evet. Dolayısıyla biz zaten bu sene otellerimizi doldurup para kadar benim derdimiz yoktu zaten. Birinci önceliğimiz bu tesislerin yaşaması, 4-5 aydır evinde oturan emekçilerin işinin başına dönmesi, bu tesislerin yaşaması ve güvenli turizm sertifikası ile ilgili hakikaten dünyaya örnek olduk. Çok ciddi emekler verdiğimiz bir sertifika programı yarattık. Bu sertifika programını herkese göstermek anlamında tesislerimizi açmak ve önümüzü görmekti. Şu an son 2 haftadaki gelişme hakikaten çok doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Ben Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, Sayın Dışişleri Bakanımıza bu özellikle siyasi anlamda verdikleri destek için inanılmaz müteşekkirim. Çünkü hakikaten inanılmaz uğraştılar ve çok doğru işler yaptılar. Ve biz de yaptığımız doğru işleri onların getirdiği diplomatlara, tur operatörlerine, yabancı misafirlerimize çok iyi gösterdi. Ve buradan giden herkes son 1-1,5 ayda çok mutlu ve huzurlu gittiler. Aldığımız önlemleri, yaptığımız önlemleri görenler hakikaten bizim ülke turizmi olarak ne kadar önde olduğumuzu gördüler ve biz bunu şu an onun meyvesini yiyoruz diyebilirim. Ülkay Bey, şunu söyleyelim, hani bir vatandaş olarak da zaten Türkiye'deki otellerin hizmet kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde yok. Bu kesinlikle böyle. Yani Avrupa'nın bütün başkentlerini gezin ama Türkiye'deki bu hizmet algısı, misafirperverlik zaten yok. Ama bunun yanına güvenli turizm sertifikası diye ifade ettiğiniz bir belki açılım geldi bu salgın döneminde. Bu da ekstra bir güven sağladı ama biraz zorlandık tabii diplomasi açısından. Hem Dışişleri Bakanı hem Turizm Bakanımız Almanya ziyaretleri oldu, temaslar oldu. Rusya'yla birçok temas sonrasında buraya kadar geldik. Biraz da bir sezon, az önce de ifade ettiğim, maalesef yarısına ulaştık ama olduğu kadar artık diyeceğiz bu salgın ortamında. İç turizm açısından ya sektör olarak tamamen değerlendirdiğinizde bu yılı nasıl kapatacağız? Az önce biraz ifade ettiğiniz aslında, hani çok çok büyük karlar peşinde değil elbette sektör ama bu seneye dair genel bir değerlendirme ile isterseniz son olarak tamamlayalım. Son sorum da bu olsun. Bu sene para kazanmaktan ziyade dediğim gibi hayatımızı idame ettirmek mi? Bu kadar dünyanın ilk defa yaşadığı da bu kadar dijital bir ortamda yaşadığı bu kadar büyük bir pandemi döneminde tamamen bitmiş bir sektörü hayata geçirmek, ayağa kaldırmak çok zor oldu. Önceliğimiz dediğim gibi bu tesislerin açılıp yaşanır hale getirilmesi ve aylardır evinde duran emekçiyi işinin başına döndürmekti. Şu an o konuda çok ciddi bir uğraşımız var, koşturuyoruz bu konuyla ilgili. Ben çok ümitliyim. Son 2 haftadır gelişmeler hakikaten çok pozitif yönde. Güzel günler bizi bekliyor. Ben hakikaten emeği geçenlere bir kez daha sonsuz teşekkür ederim. Çünkü çok değil, 1,5 ay önce Antalya'da acaba kaç otel açılır, ne zaman uçaklar başlar diye oturup Lara'da falezlerin üstünde uçak saymayı özlerken bugün dün gelen işte yüzlerce uçak, binlerce turist bizi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bu da Türk turizminin bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Hakikaten ürün ve hizmet kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Ürün çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyada en çok turist ağırlayan 6. ülkeyiz. Umarım bu pandemiden sonra ve aldığımız önlemlerden sonra 5. çıkacağız. Peki Ülkay Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Biz biraz da dış politikaya bakalım. Akdeniz dedik, turizmi konuştuk ama Akdeniz'de bir de gerilim yaşanıyor Yunanistan'la. Yunanistan'da Mısır'ın son anlaşması sonrasında Türkiye'nin, Ankara'nın adımı ve bizim çalışmalarımız Yunan cephesini rahatsız etmiş gibi görünüyor. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'ndan da açıklamalar vardı. Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili, Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı korumaya devam edeceğiz dedi bakan. Kararlılığımız Tandır ve Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nden gelen tepkilere yanıt verdi. Türkiye'ye yönelik dün bazı açıklamalar oldu. Bazıları dengeli, bazıları taraflı.
Ama geldiğimiz noktada kimse Türkiye'ye yönelik siz iyi niyet göstermediniz diyemez. Biz gösterdik ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar. Doğu Akdeniz'de Rodos'ta Meis Adası'nda sondaj için Temmuz ayında Navtex yayınlayıp Almanya'nın çağrısıyla ara veren Türkiye, Yunanistan-Mısır anlaşması sonrası yeni Navtex ilan ederek Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Temmuz'da verdiği aranın taviz değil, geçici jest olduğunu, verilen sözlerin tutulmaması üzerine Oruç Reis'in yeniden faaliyete başladığını vurguladı. Bir taviz değil, geçici bazı jestler yaptık. Ve bu süreçte de bu ülke, Almanya ve Avrupa Birliği diyalog için çaba sarf ediyordu. Biz onlara şunu söylemiştik, biz bu jesti yaparız ama siz göreceksiniz Yunanistan'dan ve Rum kesiminden herhangi bir olumlu adım yerine tam tersine olumsuz adım göreceksiniz. Ve bizim söylediğimiz ortaya çıktı. Oruç Reis bölgeye gitti ve Ağustos sonu itibariyle yeni bölgelerde de kıta sahanlığımızın batı sınırlarını da belirlemiştik. Yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Yunanistan, hukuksuz ve saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış diyen Çelik, Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemeli ifadelerini kullandı. Yapılan faaliyetler mavi vatan içindedir. Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu yoktur. Son hadise, Akdeniz'de gerginliği artıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Avrupa ise halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, Yunan siyasi tiyatrosunun aleti olmamalıdır. Oruç Reis, ülkemizin BM'ye bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, kahraman silahlı kuvvetlerimiz, gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir. Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimi değerlendireceğiz. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreci? Ankara'nın yani Sayın Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanımızın biz jest yapmıştık ama buna olumlu bir tepki gelmedi. Almanya'nın arabuluculuğu, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğu hani işe yaramadı gibi ifade etti ve Yunanistan'a tepki gösterdi. Bizim Oruç Reis gemimizi bölgeye gönderdik. Hem sismik arama hem belki sondaj faaliyeti gerçekleştirecek. Bir süreci değerlendirmenizi rica edelim. Buyurun. Şimdi tabii Akdeniz'de özellikle Türkiye ile Almanya arasında bu krizin sona erdirilmesiyle ilgili olarak yapılan görüşmelerde Türkiye'nin gerçekten önemli bir olumlu yaklaşım gösterip yani diplomatik açıdan taviz bile sayılabilecek bir girişimde bulunması neticesinde ortalık biraz durulmuştu. Ama bir atasözü var. Yunan'la er sıkıştığında sonradan parmaklarını sayman gerekir diye. Tıpkı o atasözünde olduğu gibi şimdi tekrar Yunanistan'ın durumdan fayda sağlamaya yönelik bir girişim içine girdiğini görüyoruz. Almanya burada tabii çok kötü bir durumda kaldı. Çünkü her iki taraf arasında arabulucu rolünü oynarken birdenbire tekrar tansiyonun artmasına neden olan bir süreç yaşanıyor. Bir de buna tabii Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmayı da eklersek Yunanistan birdenbire Türkiye karşısında kendini daha güçlü bir pozisyonda görmeye başladı. Bir yandan Avrupa Parlamentosunu tekrar acil olarak toplantıya çağırarak bir blok olarak Avrupa Birliği'ni arkasına almaya çalıştı. Ama öyle gözüküyor ki Türkiye'nin en azından siyasi ve askeri kararlılığı şu aşamada Oruç Reis'in tekrar araştırma yapmak için gönderilmesi ve Türk gemileri tarafından korunması Türkiye'nin bir noktada meydan okuması anlamına da geliyor. Türkiye bu noktada haklı mıdır sorusuna verilecek yanıt bence haklıdır. Özellikle hem uluslararası hukuk açısından hem de kıta sahanlığı konusunda hem de Türkiye'nin ta 1970'lerden beri takip ede geldiği eğer kara suları 12 mile çıkarılırsa bu Türkiye için savaş nedenidir prensibinin devam ettiğinin bir göstergesi.
Bana göre iki taraf arasında bir askeri çatışma söz konusu olmayacak ama diplomatik anlamda ve siyasi anlamda gerginlik devam edecek. O nedenle Avrupa Parlamentosu'nun nasıl bir karar alacağı, tabii buna bir de NATO'yu eklemek lazım, onların nasıl bir karar alacağı çok önemli. Eğer Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma söz konusu olur ise ne Avrupa Birliği'nin ne de NATO'nun bunu dünyaya anlatma lüksü var. Yani demokratik ülkeler birbirleriyle savaşmazlar, çatışmazlar şeklinde uluslararası ilişkilerin o çok kullanılan teorisi o zaman devre dışı kalacak. Yani iki ülkenin askeri anlamda birbirleriyle çatışması demek NATO'nun içerisindeki bütün prensiplerin bertaraf edilmesi, Avrupa Birliği içinde de bir aday ülkeyle tam üye olan bir ülkenin bir barış projesi olarak görülen Avrupa Birliği'nin çatışmayı önleyememesi sonucu bu projenin de devre dışı kalması anlamına gelecektir. O nedenle burada çok tehlikeli diplomatik atılımlar söz konusu olabilir. Kim tarafından? Eğer Avrupa Birliği blok halinde Yunanistan'ın arkasında durursa, yani Avrupa Birliği zaten askeri bir güç değil bildiğiniz gibi, siyasi destek verebilir. Ama NATO'nun iki devlet arasında bir askeri çatışmaya varacak kadar bir noktaya gelmelerine müsaade etmeyeceğini de düşünüyorum. Türkiye açısından bakıldığında ise Türkiye'nin bu coğrafyada hem kıyıdaş olması hem de uluslararası hukuk açısından tabii ki Türkiye'nin kendi haklarını savunma durumu söz konusu ve Türkiye'de gördüğüm kadarıyla hem ulusal hem uluslararası hukuk anlamında yanlış bir şey yapmıyor. Sorun bu işin diplomasiyle ne zaman çözüleceği ve nasıl çözüleceğidir. Ama Almanya için hiç iyi bir imtihan olmadı diye düşünüyorum. Türkiye gerçekten bu yumuşamayı sağlarken Almanya'da biliyorsunuz Türkiye'nin 4 iline turizmi açtı. Bu iyi bir gelişmeydi. Karşılıklı bir alver yaşandı. Ama Angela Merkel açısından öyle gözüküyor ki uluslararası diplomasi açısından kötü bir puan. O nedenle Almanya'nın özellikle Yunanistan üzerine büyük baskı yapacağını düşünüyorum. Hocam güzel söylüyorsunuz. Hani iyi niyetle inşallah dilekleriniz gerçekleşir ama hem Avrupa Birliği hem NATO maalesef hani Türkiye'ye dönük politikalarında geçmiş kayıtlarına baktığımızda pek hakkaniyetle davranmadı. İşte Kıbrıs meselesinde Avrupa Birliği'nin anlam planını Türk tarafı kabul etmesine rağmen, yapmayacağını söylemesine rağmen Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği üyesi yapmasını hatırlıyorum ben. NATO'nun Suriye noktasında Amerika Birleşik Devletleri yaşadığımız gerilimde bir türlü arayı bulamadığını hatırlıyorum. Şimdi, bunlar çıkıp şey diyorlar hocam, yani yok, işte diyalog yok, çağrısı önce vesaire yapıyorlar ama pek bir şey ortaya çıkmıyor genelde. Buyurun. Müsaade ederseniz anlatayım. Tabii ki ben burada bir gül bahçesi resmi çizmiyorum. Yani gülistanlık bir ortam olduğunu söylemiyorum. Dediğiniz Avrupa Birliği'ne Güney Kıbrıs tarafının tek taraflı olarak alınması zaten bir siyasi şantajdır. Bu literatürde böyle geçer. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin içinde olması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum tarafı alındı. Ama unutmamak lazım, Güney Kıbrıs Rum tarafı NATO'ya üye olamıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin vetosu var. Yani siz sistemin içinde olduğunuz zaman bunu engelleyebiliyorsunuz. Ama dışındaysanız engelleme şansınız yok. Diğeri NATO ile ilgili olarak da şimdi sizin verdiğiniz Amerika örneği bir defa buraya uymuyor. Çünkü NATO dediğimiz kurum ile ABD'nin Suriye'deki CENTCOM olarak tanımlanan diğer askeri gücünün etki ve yetki alanı farklı şeyler. O nedenle ABD'nin Suriye'deki politikalarını NATO politikası içerisinde değerlendirmemek gerekiyor. O CENTCOM politikaları içinde değerlendirilmeli. O nedenle bu ayrımı yapmak lazım. Türkiye'nin NATO içerisinde olması şüphesiz bu çatışmayı engelleyecek olan olaylardan biridir. İki NATO ülkesinin birbiriyle çatışmaya girmesi, savaş haline girmesi demek NATO'nun sonunun gelmesi demektir. Bu kadar büyük bir riske NATO girer mi sorusuna verilecek yanıt bilemiyorum. Belki girme cesaretinde
olan ülkeler vardır ama Türkiye'nin biliyorsunuz NATO içerisinde bir karar verme yetkisi var. Türkiye'nin onayı olmadan NATO'nun herhangi bir karar alması söz konusu değil. Tıpkı Avrupa Birliği'nin içinde Yunanistan'ın olması ve tüm üyelerin oy birliği gerektiği için Yunanistan'ın da onayına gereksinim olduğu gibi. Ben Avrupa Birliği'nin özellikle Türkiye ile ilgili olarak Yunanistan'a Kıbrıs konusunda vermiş oldukları tavizin dışında bir ikinci taviz vermeleri durumunda önümüzdeki yıllarda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında güvenlik politikaları konusunda önemli bir ayrışmanın olacağını söylüyorum. Ben tabii ki cehenneme giden yolun iyi niyet taşlarıyla örüldüğünü bilenlerden biriyim ama aynı zamanda da real politika takip eden biriyim. Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırması teknik olarak söz konusu değildir. Bu bir. Türkiye'nin herhangi bir şekilde Yunanistan'a bir askeri müdahalede bulunması da söz konusu değil. Ama Türk gemisine yapılacak herhangi bir saldırıya Akdeniz ve Ege suları içerisinde Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları olan bölgeye ki bu konuda Profesör Sertaç Başarı'nın Anadolu Ajansı'na verdiği çok güzel bir basın açıklaması vardır. Onu özellikle tavsiye ederim ilgili vatandaşlara. Yunanistan tarafı zaten bunu okumuş durumda, onu da biliyoruz. Ama Yunanistan'ın şımarıklık yapmaya devam ettiği, Türkiye'yi provoke etmeye devam ettiği ve etmek isteyeceği kaçınılmaz. Ama burada önemli olan şu, 6 tane ülkenin bir araya gelerek Türkiye'ye karşı Akdeniz'de bir blok oluşturmaları, yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Güney Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan, bunlar birlikte Türkiye'ye karşı bir blok oluştururlar. Türkiye'nin bu bloğu aşması veyahut da bu blokta bir delik açması gerekiyor. O nedenle Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkilerine bakmak lazım. İsrail'in Türkiye'ye olan yakınlığını görmek lazım son dönemlerde özellikle. Ben Mısır'ın da Türkiye'ye karşı herhangi bir askeri harekatta bulunacağını düşünmüyorum. Öyle olursa herhalde 19. yüzyıldaki Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan sonra ikinci defa Türkiye ile Mısır arasında bir çatışma olur diye düşünüyorum. Bunlar hani Akdeniz'de bir savaşın çıkması, ele ele iki NATO üyesi ve bir Avrupa Birliği üyesinin ve aday ülke. Biz Avrupa Birliği'ne aday bir ülkeyiz. O nedenle Avrupa'nın mantığı içerisinde Yunanistan'ın hatırı için Türkiye'ye karşı bir savaş ilan edilmez ve Türkiye'ye karşı bir askeri destek verilmez. Yunanistan ama şunu çok iyi yapıyor. Hep tarihte de yaptı. Bu 90'lı yıllarda literatüre zaten Yunanistan şantajı olarak geçti. Yunan şantajı olarak geçti Avrupa Birliği'ne tek taraflı olarak alınması ve bu Avrupa Birliği'nin yaptığı en büyük hatalardan biridir. Bunu hiçbir Avrupa Birliği temsilcisi resmi olarak söylemez ama bütün toplantılarda, arka planda yapılan toplantılarda ben dahil olmak üzere bütün diplomatlarımıza, akademisyenlerimize ve generallerimize ya kusura bakmayın işte Yunanistan böyle yaptı, şantaj yaptı, onun için evet demek zorunda kaldık, Avrupa Birliği'ni kaybetmemek için şeklinde bize günah çıkartıyorlar. Ama bir şeyi söyleyeyim. Türkiye'nin bu noktadan sonra Akdeniz'de günah keçisi olma lüksü yoktur, gereksinimi yoktur, ihtiyacı yoktur. Ve Türkiye'nin bu coğrafyada sembolik olarak bile olsa güç göstermesi özellikle Covid sonrası dış politika çıkarları tanımında bence çok önemli olacak. Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle şu aşamada geri adım atmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından benim analizimin sonucu bu. Bekleyelim görelim. Karşı taraf eğer Türkiye'ye yönelik bir askeri girişimde bulunuyorsa tabii ki o zaman Türkiye yasal hakkı olan savunma hakkını kullanacaktır. Ama o noktaya geleceğini düşünmüyorum. Diplomasi halen işliyor ama gerginlik, tansiyonun yükselmesi vardır. Bir başka cümle daha söyleyeyim madem bitiş cümlesi olsun. Akdeniz'in dalgaları çok fazla yüksek değildir Atlantik gibi. Ama Yunanistan'ın ses çıkarması Akdeniz'in o büyük olmayan dalgalarına rağmen o dalgalar arasında kaybolur gider. Bugün için bu coğrafyada Türkiye'yi karşısına Yunanistan nedeniyle alabilecek hiçbir Avrupa Birliği ülkesi veyahut da NATO ülkesi söz konusu değildir. İngiltere devre dışıdır. İngiltere olaya karışmamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle Yunanistan için bu coğrafyada bugünlerde herhangi bir askeri çatışmaya girmez. Türkiye bu anlamda güçlü pozisyondadır. Bizim zorluğumuz karşımızda bir blok oluşmuş olması ve bu blok dediğimiz olayda aslında Türkiye'ye karşı hiç bir araya gelmemesi gereken ülkelerin bir araya geldiği bir şeydir. Müslüman ülkeler yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, biz de Müslümanız. Müslümanın Müslümana karşı olduğu bir ittifak eğer söz konusu olacaksa o zaman bunun tartışma boyutunu başka bir noktaya çekmek lazım ki burada ona hocam, vaktimiz peki. Yok. Ama Yunanistan çok akıllı bir tansiyon yükseltme politikası yapıyor. Bu yeni bir şey değil Türk-Yunan ilişkilerinde. O nedenle benim gönlüm rahat, iyi niyetli olmaktan çok akılcı ve gerçekçi bir analiz yaptığımı düşünüyorum. Peki hocam ben size eleştirmek anlamında sormadım, yanlış anlamayın. Sadece anlamaya çalışıyorum. Evet, siz aslında çok güzel ifade ettiniz yani Müslüman ülkeler işte Türkiye'nin karşısında görebiliyoruz. Büyüğüm olarak yine şunu da söyleyeyim, siz çok daha iyi bilirsiniz, hep de söylersiniz. Yani uluslararası ilişkilerde dostluk, daimi dostluk yok. Ülkelerin çıkarları var. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, komşu olsun, olmasın. Çıkar neyse o tarafta yer alıyorlar. Çok teşekkür ederim hocam, ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı bizlerleydi. İyi akşamlar. Bir ara verelim, aranın ardından piyasayı konuşacağız. Bloomberg HT'de ana habere devam ediyoruz. Taner Özarslan, Spartan Co. kurucu ortağı karşımızda. Taner abi iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Barış, selamlar. Çok teşekkürler. Bugün TL varlıkları açısından gayet iyi bir günün akşamındayız. Bankacılık sektörü coşmuş durumda. Borsa İstanbul'da %3.2'lik bir yukarı hareket var. Dolar TL aşağı geliyor. Ama mesela faiz yukarıda. 14'ün üzerinde 2 yıllık gösterge tahvil. Şöyle bir genel resim çizmeni istesem, bugünü değerlendirmek açısından ne oluyor? Hem Merkez Bankası hem aktif rasyosu bu haberler sonrasında sanki piyasa bir reaksiyon mu veriyor, ne dersin? Evet, aslında çok rasyonel hareketler olmuyor piyasalarda. Özellikle bankaların kredi genişlemesini kâra döndüğünü biliyoruz. Ne kadar çok kredi o kadar kar, ama işte aktif rasyosuyla kredi genişlemesi yaşayan bankaların normalde yükselmesi gerekirdi. Ama şimdi aktif rasyosu tekrar eski haline dönüştürülmeye çalışılırken bankalar daha az kredi satacaklar. Aslında karları düşecek ama bankalar yükseliyor. Böyle irrasyonel de var piyasalar tarafından, ama zaten piyasalar irrasyoneldir diyerek özetlenebilir genel olarak. Genel olarak piyasaların son iki haftadır yaşadığı, özellikle borsa cephesinde çok aşırı bir değer kaybı vardı. Bunu daha öncesinde zaten dile getirmeye çalışıyorduk. Piyasanın alım bölgesinin o 120 binle değil, o 105 bin, 110 bin arasındaki seviyeler olduğunu borsa için belirtmeye çalışmıştık, ama bunun nedenini de daha çok kredi piyasasına bağlamıştım. Yani hisse senedi piyasalarında çok ciddi bir kredi sistemi büyüklüğü oluşmuştu. Burada piyasa aşağıya doğru düşünce bir anda margin kollar çalıştı ve panik satışla aşağıya geldi. Yabancıların da tabii ki satışta etkileri vardı, ama işte algoritmaların bir miktar etkisi, bir miktar kredi satışlarının etkisiyle çok dip seviyelere geldi. Endeks 98.500 dediğimiz o, ben artık hesabını tam yapamıyorum ama 9.800 veya 9.85 civarındaki seviyeleri görmüştü endeks. Tabii bu piyasa için olmaması gereken bir seviyeydi. Yani bu kadar kötü etkilenmemesi gerekirdi. Ama etkilendi. Dediğim gibi bu daha çok likitte koşullarına bağlıydı. Hatırlarsın senle hani güvenli alım bölgesi diye çok daha yüksek seviyelerdeyken Borsa İstanbul'u izleyenlerimiz hatırlayacaktır, İfade etmiştin.
Beklediğin gibi bir tepki mi geldi bugün? Bir de o cepheden değerlendirmeni rica edebilir miyim abi? Yani tabii olması gereken zaten endeksin bir dibi görüp oradan bir alımla tekrar yukarıya gitmesiydi. Burada tabii yabancıların o sattığı senetleri yerine alması vesaire birçok etken var. Piyasa yukarıya giderken kredili işlemler bu sefer terse dönüyor. Açığa satışlar devreye giriyor. Açığa satış yapan üstten daha yukarıdan almak zorunda kalıyor. Birçok sonuçta piyasanın dinamiğiyle ilgili bir harekette son iki haftadır yaşanan ve son iki gündür yaşananlar. Yani aşırı düşen aşırı toparlanıyor. Tabii henüz daha aşırı toparlandı demek için çok iddialı konuşmuş oluruz. Çünkü hakikaten özellikle borsanın en büyük hisselere piyasa değeri açısından baktığımızda %30'dan fazla değer kaybetti son iki haftada. Şimdi bugün bir kısmını, çok ufak bir kısmını yerine koydu. Piyasanın hala gidecek yolu var bana göre. Tabii burada bazı etkenlerle birleşmesi lazım. Bir kere az önce sizin konuştuğunuz bir jeopolitik gerginlik şu anda karasularımızda yaşanan. Bunun bir risk olarak bir kere yan tarafa koymamız gerekiyor piyasaların. Özellikle oradaki haber akışının piyasalarda volatiliteyi çok ciddi etkileyebileceğini öngörmemiz lazım. Çok büyük oynaklıklar olabilir bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde. Ama piyasa bunu henüz dikkate almıyor Taner abi. Yani henüz almıyor. Ben şöyle özür dilerim. Geçtiğimiz aylarda ya da haftalardaydı, sen çok daha iyi hatırlarsın. Böyle bir gerilimde bizim borsa bir anda çok hızlı bir aşağı gelmişti, hatırlıyorsun. Hatta Yunan borsası da o gün düşmüştü. Herkes birbirine şeyi sormuş. Ya ne oldu, ne oluyor falan diye. Ya işte Yunanistan'da bir gerilim olmuş galiba, o yüzden düşüyoruz diye günün sonunda yorumlamıştık. Ama mesela sen de söyledin, şu an böyle bir tansiyon var ama piyasa orayı şu an görmemeyi tercih ediyor. Evet, bu gün içerisinde çok ciddi etkiler yaratabilir. Bir kere ona karşı zaten algoritmalar piyasada hali hazırda trade eden, online trade eden birçok oyuncu bunu bir adım daha önden gördüğü için fiyatlamalar çok hızlı değişebiliyor. Açığa satış sistemi de şu anda devrede zaten. O yüzden buna bir kere yan tarafa koymamız lazım. Yani bu şartları bozabilecek, şartları varsayımlarımızı değiştirecek bir gelişme olabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinin Güney Kıbrıs'a şu anda konuşlandıklarını haberler duyuluyor. Burada karşılıklı olarak restleşme devam edecek gibi, piyasaların sevmediği bir şey. Hatta bu Yunanistan cephesinde çok daha fazla dile getiriliyor. Evet. Evet, yani oradaki Atina borsası ve Türkiye borsası aynı anda hareket edecektir. Yani traderların kenarlara bir tarafa Atina borsasının fiyatlamalarını mutlaka koymaları lazım. Bu bir. Ancak şunu da altını çizmek lazım. Tek değişken bu değil piyasaların yukarıya gitmesi açısından. Mesela TL varlıkları, evet faizler de gerilemedi ama dolar TL'nin tansiyonu bir miktar düştü. Niye? Eurobondlarımız değerlendi. Özellikle banka bonoları bugün çok ciddi bir şekilde değerlendi ikinci el piyasada. Türkiye Eurobondlarında da değer kazançları vardı. Onunla beraber swap tarafında bir miktar normalleşme var. Her ne kadar aylık swaplar hala yukarıda olsa da. Ve hepsini birden toparlarsak TL varlıkların bir miktar daha yabancılar kanadında pozitif algılandığı bir hava var. Bunu neye bağlıyoruz? Arka tarafta Merkez Bankası'nın sıkılaştırma hamlelerine, haftalık repoyu açmamasına, arka arkaya işte zorunlu karşılık, bu aktif rastrosu ile ilgili yeni düzenlemeye ve birçok piyasa likiditesini sıkılaştırıcı tedbire biz bağlıyoruz. Aynı zamanda kredi faizlerinde özellikle kamu bankalarında işte 6,5-7'lerle verilen birçok kredilerin şu anda 13'lere çıktığını, kurumsal kredilerin, biliyoruz. Ve bu piyasada bir anda sıkılaşma anlamına geliyor. Şimdi çok ilginç değil mi Taner abi? Normal bir gelişmiş ülke piyasasını düşünelim. Mesela genişleme olduğunda borsalar yükselir. Yanlışsan beni düzelt. Evet. Sıkılaşma olduğunda mesela Amerika'da borsaların düşmesi lazım. Bizde tam tersi oluyor. Evet. Şimdi çünkü burada
ülkelerin aslında bir doğal büyüme oranları var. Biz buna potansiyel büyüme diyoruz. Türkiye'nin global olarak yani son geçmiş yıllara baktığımızda çalışmalarda %5 civarında bir potansiyel büyümeden bahsedebiliyoruz. Ama son 3 yılına 4 yılına baktığımızda bunun %3'lere doğru yakınsadığını görüyoruz. Şimdi siz ekonomiyi %5'in üzerinde büyütmeye çalıştığınız her harekette aslında hani makro açıdan konuşuyorum. Siz bir anlamda enflasyonu düşürme hedefinizden ödün veriyorsunuz oluyor. Bunun nedeni nasıl oluyor veya bu nasıl gerçekleşiyor diye bakarsak bir kredide beklentilerden daha hızlı bir büyüme yansıtarak yapıyorsunuz. İki, emisyonu arttırıyorsunuz, para basıyorsunuz. Kamu maliye politikasında esnemelere gidiyorsunuz. Hazineniz açık veriyor gibi politikalarla hem parasal hem mali olarak genişleyici politikalara gidiyorsunuz. Ne için? Ekonomik büyümeyi rayına sokmak için veya potansiyelin üzerinde büyütmek için. İşte biz sene başından bu yana özellikle kredi tarafında %38 ortalamayla büyüdük. Bunların çoğu otomatikman talebe yansıdı. Yani arz artmıyorsa siz kredi sistemini büyütüyorsanız, emisyonu büyütüyorsanız otomatikman neye yol açıyorsunuz? Fisher denklemi vardır, ünlü. Siz piyasaların genel rakamları üzerinde, yani fiyatlar genel seviyesi üzerinde bir yukarıya hamle yaratıyorsunuz oluyor. İşte bu da enflasyon oluyor. Siz enflasyonu mu, büyümeyi mi tercih ediyorsunuz diye bir ikilemde kalıyor ekonomiler genelde. Ve eğer burada siz büyümeye hamle yapıyorsanız bu sefer enflasyon, faizler hepsi beraber yükselmeye başlıyor. Yükselen faizler otomatikman bir sonraki gelecekte ekonominin zarar göreceğini beklediği için piyasalar bunu olumsuz algılıyor. Yükselen faiz otomatikman döviz fiyatları üzerinde yukarıya baskı yapıyor gibi gibi. Yani Türkiye gelişen ülkeler sınıfında olduğu için ekonomisinin yanında, ekonomik büyümesinin yanında döviz kurlarını da kontrol etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü fon akımları. Sizin Merkez Bankanız rezerv eritirken burada spekülatörlere gün doğuyor bir anlamda ve Türk lirası üzerine daha fazla spekülasyon yapmaya başlıyorlar. Artan oradaki baskı tekrar faizi etkiliyor. Faizin uzun vadede tekrar büyüme üzerinde olumsuz baskı yaratacağı korkusuyla piyasalar bozuluyor. Ama bu tür noktalarda faiz yukarıya giderken bir taraftan iyi bir şey gerçekleşiyor. Döviz kurunun yukarıya hareketi duruyor ve ekonomi daha kötü bir denge seviyesinde de olsa stabilize olmuş oluyor. Yani bir denge noktasına ulaşma beklentisine giriyor. O zaman işte finans piyasaları özellikle korku sebebiyle sattıklarını yerine koymaya başlıyor. Şu anda yaşadığımızda çok daha kötü olacak mıydı? Döviz kuru çok daha yukarıda dengeye ulaşacak mıydı? Gibi korkuyla satış yapan, Türk varlıklarını satış yapanların o kadar da olmadı. Demek ki bu dengelenebiliyormuş. Yani faiz silahını çekmek aslında dövizi dengeleyebiliyormuş. Çok da Türkiye'de öyle dış ticaret açığı, ne bileyim aşırı bir fon akımı kaynaklı bir çıkış yokmuş beklentisini ortaya koydu. İşte bizim ikinci el banka bonolarımız değerlendi. Otomatikman anında hisse senedi piyasalarına yansıyor bu. Yabancı orada bir olumlu hareket gördüğü zaman, bunu daha geçen haftalar konuşmuştuk. Evet. Orada olumlu hareket görünce otomatikman hisse senedi piyasalarında alıma geçiyor. Evet, kurdaki istikrarın belki bir miktar kutlaması diye anladım ben Taner abinin ve kurdaki istikrarsızlığın daha fazla piyasayı bozabileceğine dair endişelerin hafiflemesi olarak da yine ifade edebiliriz ya. Yükselişi. Çok teşekkür ederim Taner Özarslan. İyi akşamlar dilerim. Spartanco kurucu ortağı Taner Özarslan bizlerleydi. Biz bir haberle veda edeceğiz. Sokar Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat Recomte Bloomberg KT'ye konuştu bugün ve halka arzın bir miktar erteleneceğini ifade etti. Biz orijinalde 2020'nin 2020-21 gibi böyle bir şey vermiştik. Bu çerçevede yapılabilir demiştik. Şimdi tabii o haliyle biraz daha ertelenmiş olacak. Bir de petrol sektörünün küresel durumu da burada çok önemli. Piyasaların küresel durumu çok önemli. Dünya borsalarına da bakmak gerekiyor. Onun için o bir miktar ertelenecek.
gibi düşünebiliriz ama hani onunla ilgili şu anda tarih olarak bir öngörü veremem. Star Rafineri'ye baktığınız zaman Star Rafineri şu anda ithal edilen bir ürünü, bir bitmiş ürünü ikame ettiği için orada aşağı yukarı yılda 1,5 milyar dolar gibi cari açığa, cari açığın düşmesine ve katkıda olacak bir rakam, bir yatırım. Ve bunun da önümüzdeki yıllarda hani artacağını da düşünüyoruz. Rafinerinin işte depolama kapasitesi arttıkça, rafineri işte full kapasite, hatta full kapasitenin üzerinde çalışınca orada o rakamın daha da artacağını düşünüyoruz. Şeye baktığınız zaman bu yeni petrokimya tesisinden biraz önce bahsetmiştim. O tesis inşallah hani her şey yolunda gider ve onun inşaatına başlanır ve tamamlandığı vakit o tesiste aşağı yukarı Türkiye'nin bütün PTA ithalatını şey yapacağı için, ikame edeceği için aşağı yukarı yılda 4,5 milyar dolar gibi onun da cari açığa ciddi bir katkısı olacak. Biz şu anda fiyatlama stratejimizi o anlamda Petkim'de değiştirmedik. Uzun vadeli bir fiyatlama politikamız vardı. O şimdilik devam ediyor. Bunun da hani kurda yaşanan bu dalgalanmaların nihai tüketiciye yansımasının ne olacağını daha konuşacağız. Yani şu anda biraz erken bence.